Ya hayır, ne bileyim, daha önce şöyle istifa konusu falan geçmedi de öyle pat diye söyleyiverince şaşırdım ben de doğal olarak. Orada çalışmak istemiyorum artık. Sebep? Hayatımda yeni bir dönem açmaya karar verdim çünkü. Yeni bir dönem ne demek şimdi? Yeni Serra ve kararlarım. Kız bilmediğin gibi konuşma, deli edecek beni. Şöyle baştan anlatsan keşke. Bunların biliyor musun? Hayatta gerçekten öldürmeyen şey güçlendiriyor. Yani seni üzen, ağlatan, canını yakan, hayal kırıklığına uğratan, hatta iftira atan kim varsa bir şekilde güçlenmene sebep oluyor. Hı. Senin güçlenmene kim sebep oldu peki? Düne kadar sorsan bizi bırakıp giden Erkan Yılmaz derdim ama bu sabah Selim Kutlusay diyorum. Öldürmeyip güçlendirenler listemde Selim bir gecede birinciliğe oturmayı başardı. Hayda. Erkut, tüm hesapları kontrol edin. Tedarikçilerle yapılan anlaşmaları da gözden geçirin, tamam mı? Hoş geldin. Ne haber? İyiyim, iyiyim. Umarım seni fazla bekletmemişimdir. Ay yok canım, ben de az önce geldim. Ha. Onca işin arasında bana vakit ayırdığın için teşekkür ederim Dil. Ay aşk olsun İhsan'cığım ya, ne demek. Ne oldu anlatsana, konu nedir? Selim. Selim. Evet Selim. Bir şey mi oldu? Vücudunda bazı morluklar, yaralar gördüm. Lisedeyken öfke kontrolüyle ilgili sıkıntılar yaşamıştık hatırlarsan. Hatırlamaz mıyım? Amerika'da okuduğu dönemlerde de buna benzer şeyler yaşamıştı. Acaba diyorum yine aynı hikaye mi? Geçen akşam annemin evine gittim. O da duştan çıkmıştı. İşte o anda fark ettim yaraları. Biraz telaşlandım açıkçası İdil. Telaşlanma İhsan'cığım. Telaşlanırsan hata yaparsın. Tavsiyen nedir? Yani benim hastanedeki psikiyatristlerden birinden randevu alabilirim eğer istersen ama senin de Selim'i doktora gitmeye ikna etmen lazım. Ben söylersem inadına gitmez. O zaman Selim'in kıramayacağı, sözünü dinleyeceği birinin ikna etmesi lazım İhsan'cığım. Delirme be oğlum. Her telefonu kaybedin hayatı bitseydi. Oo. Ya kızım telefon gitti. İçinde Biricik'in ses kaydı da gitti. Yani boşuna dertlenmiyoruz burada. Ne güzel 3-5 bir şey cukkalayacaktık. Tüh bak üzüldüm şimdi. Ya azıcık elini çabuk tutsaydın çoktan yolmuştuk kızı. O olsun sana. Öyle şapa oturursun işte. Ya Allah'tan şu saati okuttuk da 3-5 bir şey oradan cebimize indirdik. Harbiden Ali sen saati kime sattın? Asena ya. Asena? Asena kim? Selim'in üvey annesi. Ya kime sattıysam sattım kızım, sana ne? Asena Kutlusay sana tükürüğünü bile atmaz oğlum. Yeme beni şimdi. Deyeceğim kızım seni. Ne tükürüğü? Ablam o benim. Her türlü desteği atar bana, rahat ol. Ya. Ben böyle piyasa çocuğuyum falan derken boşatıyorum mu sandın? Koskoca Kutlusaylarla evli benim ablam. Ali, baksana bir. Vay be. Ali saat ablasına vermiş. Bil bakalım ablası kim? Kim? Asena Kutlusay. Yani kendisi Selim'in cici annesi olur. Vay arkadaş. Ne yani, Asena karısı mı koymuş saati bizim kızın çantasına? Ya Asena değil, Asena. Evet, o koymuş gibi gözüküyor. Ulan insan niye bu kadar pahalı bir saati bunlar eder ki?
Vallahi bana hiç sorma. Ben de hiçbir şey anlamadım. Dur bakalım. Bu işte var bir iş. Hasan'a karısının bizim kızla ne alıp veremediği var ki. Ben bunu bir düşüneyim. Hadi canım, sana iyi düşünmeler. Benim işim gücüm var, kapatmam lazım. Hasan'a kutlu say. Kimsin lan sen? Canım. Sera. Sera, ne oldu? Neyin var? Bir şeyim. Sen ağladın mı? Bir dakika, bir dakika, ne? Bir şey mi yaptılar sana? Ne oldu? Sonra konuşalım. Hayır yavrum, şimdi konuşacağız. Kimse seni bu şekilde eve yollayamaz. Ne oldu? Anne. Sera, ne yaptılar sana? Ben buna izin verir miyim? Ne oldu? Söyle bana çabuk. Ya anne, konuşmak istemiyorum. Lütfen. Uyumak istiyorum. Ben söyledim ama sana, değil mi ya? Ben o çocuk seni üzer dedim. Sera ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı? Ya anne, lütfen. Lütfen, kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen. Salak Ali kime sattı bu saati de dolaştı bizim kızın başına, bela oldu bu saat? Üf, ne bileyim, ya Serra da salağın teki zaten. Hakkını bile savunamamış. Kedi yavrusu gibi vıyaklıyordu. Ulan yazık lan kıza. Resmen var ya, hırsız diye çitelemişler kızı. Aynen öyle. Ya hırsız değilim deyip durdu zaten. Bu gerizekalı Ali söyledi mi sana? Kime satmış bu saati? Ya söylemedi dedim ya. Sen de beni nerede dinliyorsun acaba? Bak kızım, bizim lügatımızda böyle söylemedi, söylettiremedim gibi laflar yok ona göre ha. Söyleteceksin. Yok, ben yapamam, söyletemem diyorsan ben girerim devreye, anında çözerim. Zaten ne zamandır kılım olup. Yarın ilk iş gidiyorsun, bu saati kime sattığını öğreniyorsun kızım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Sonra da barbarın adaleti gidip çökecek onların ensesine. Bak görsen. Dün gece ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Erkan avukat kapıya dayandı. Ne? Nasıl bulmuşlar evi? Anne takip mi ettiriyor bu adam bizi? Bilmiyorum. Bizim eski davalar vardı, babanın açtığı davalar. Benim de vekaletim vardı Erkan'ın avukatında. Bilmiyorum, unutmuşum gitmiş. Dava dosyasından bulmuş adresimizi. Herhalde. Neyse. Tamam, ne olmuş, niye gelmiş? Davalardan bazılarını kazanmış. Adam da payımıza düşen parayı getirmiş. Davayı mı kazanmış? Hı. Ya saçmalamasın, çalıp çırpmamış mıydı bu adam? Nasıl kazanmış davayı? İşte ne bileyim işte. Bir dakika. Bana o parayı almadığını söyle lütfen. Herhalde almadım. Almadım tabii ki. Ama yani sonradan düşünmedim değil. Acaba önce sana sorup ne bileyim fikrini mi alsaydım? Bilemedim. Anneciğim saçmalama. Bana sorman gereken hiçbir şey yok. En doğrusunu yapmışsın. O uğursuz adamın bir kuruşu bile giremez bu eve.
Sera, sormayayım sormayayım diyorum ama... ne oldu anlatmayacak mısın? Ne yaptılar, ne dediler de üzdüler seni? Dün tam biz kalkarken çantam yere düştü. İçinden bir saat fırladı. Günaydın. Hoş geldin yavrum. Seni görmek ne güzel. Hayırdır? Kahvaltı etmeye geldim. Gelmese miydim? Olur mu öyle şey oğlum? Geç otur. Hoş geldin güzel oğlum. Hoş buldum babaanne. Sevinç, bir servis daha aç. Misafirimiz geldi. Olaydan sonra bir şey söyledi mi? Ne gibi? Yani hepimiz çok üzüldük. Fazla uzattık konuyu. Değil mi Asena? Çok ben çok üzüldüm vallahi. Ne kadar anlamsız bir muhabbet oldu öyle. Ama Selim nasıl? Bir şövalye gibi gelip kızı kurtardı hemen. Kız değil Serra. Anladın mı? Aman tabii adını Serra olduğunu elbette biliyorum canım. Sen de yani lafın gelişi söyledim. Müsaadenizle. Ben de odama çıkayım. Bir ilaçlarımı içeyim sonra inerim. Aşağı indiğimde bir kahve keyfi yapalım senden olur mu? Ne olur babaanneciğim. Aslan oğlum. Aslan. O saatin neden eline geçtiğiyle ilgilenmiyorum. Çünkü umurumda bile değil. Ne saati? Biricik'in saatinden bahsediyorum Asena. Sen aldın koydun ya Serra'nın çantasına. Serra'ydı değil mi adı? Bak sen. Küçük beyimiz sevdiği kızı korumak için yalan söylemiş. Seni gördüm. Odan da saat elindeydi. Gördün mü? Asena bunu neden yaptın? Anlatmak ister misin? Ne geçti eline? Ben yapmadığıma göre açıklanacak bir şey de yok. Asena, seni o kadar iyi tanıyorum ki. Dün gece ortalık kızıştığındaki o şeytani bakışın. Şu an gözlerinde olan sıkışmış ifaden. Ben bunlarla büyüdüm Asena. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Şu an sana hiçbir şey yapmayacağım. Neden biliyor musun? Yaptığın o rezilliğin intikamını tatlı tatlı çıkaracağım sen. Ben senin yerinde olsaydım korkardım.
Holding'den mi? Denetçiler. Bizim hesapları mı? Aa, nereden çıktı ya? İhsan mı söylemiş? Hiçbir şey vermiyor. Asla. Beni bekleyin, hemen geliyorum. Allah kahretsin ya. Bu nereden çıktı? Bir an önce gel bebeğim ya. Gel de kurtar beni bunların elinden. Serra? Ne bu halin? Salih sümük karışmış. Sinirlerim bozuldu. Aşk meşk konularımı doğru söyle. Yoksa Şehzade Selim Hazretleri mi boyun uzadı sana? Hayır Nazlım ya. Ne oldu anlat o zaman. Saatin senin çantanda ne işi vardı Serra ya? O saati ne bir yerde bulup çantama attım ne de çaldım. Ve adım kadar eminim o saat benim çantama sizin o muhteşem evinizde biri tarafından konuldu. Yok ya. Yok, bu kadarını da yapmış olamaz herhalde. Ne yaptıysa? Ya Serra'yı köşeye sıkıştırarak beni zor duruma düşürmeye çalıştıysa? Salak kafam. Nasıl aklıma gelmedi bu benim? Dök içini rahatla be kızım. Devlet sırrı değil ya. Amma kassın sen daha. Biricik'in saatimi ne kaybolmuş? Benim çantamdan çıktı. Hadi be. Hırsız oldum bir anda. Yani senin hırsızlık yaptığını sanan tayfanın da zekasına şüphe ederim. Kim lan bunlar? Selim ve ailesi. Yuh be. Biz Selim'lere yemeğe gitmiştik. Tam yemek bitti. Kalktığımızda çantam yere düştü. İçinden saat fırlayıverdi bir anda. Ben de ailesinin gözünde birden potansiyel hırsız oldum. Hele Asena. Bu kadar üstüme geldi ki yani. Bir tek gözümün içine baka baka hırsız demediği kaldı. Asena kim? Selim'in üvey annesi. Ya ama eminim. O saati o evden biri koydu benim çantamın içine. Ben gitmeden çantamı değiştirdim. Yalnız benim anlamadığım bütün bunlar olurken... Selim kalkıp iki çift laf edemedi mi onlara? Susturamadı mı onları? En kötüsü de o ya zaten. Önce... Saati ben buldum, ben koydum çantana dedi. Hah, aferin lan Selim'e. Sonra... beni eve bıraktığında o da hesap sordu benden. Hırsız yerine koydu yani beni. Bak sen şu işe. Aferin dedik, çocuk elimizde patladı şimdi de. Hadi ailesi neyse diyeceğim de diyemem ama Selim'in o bakışları, o hesap soruşu
Neyse. Ben gideyim artık. İyi geceler. Tamam, iyi geceler. Teşekkürler Sevinç. Hoş geldin Sena'cığım. Demek okulda tanıştınız. Evet. İkisinin ilişkisinde benim payım büyük. Onları ben tanıştırdım. Tanıştırdım derken? Evet. Yani Selim'i Serra'ya emanet ettim. Derslerine emanet ettim tabii. Serra bölüm birincimiz. Selim'in alttan aldığı dersler için çalıştırıyor onu. Bizim olana söz dinletip ders anlatmak da o kadar kolay değil. İşin zor Seracığım. Yok, çok zorlanmıyorum. Çok zeki. Arada ufak bir konsantrasyon sorunu yaşıyoruz sadece. Demek bütün hırçınlığı bize. Olan kime nasıl davranacağını çok iyi bilir. Demek çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Nerede çalışıyorsunuz? New Plus Otel'de. Ben de nereden hatırlıyorum demiştim. Bana da Nil söyledi. Yeni öğrendim. Yarı zamanlı çalışan gruptayım. Pes yani. Hani ben Urla'da çocukların hayatına fazla hakim olamıyorum. Ama size ne oluyor? Niye sizin hiçbir şeyden haberiniz yok? Hangi görevdesin kızım orada? Kat görevlisi olarak çalışıyorum. Yani bir nevi hizmetçilik, öyle mi? Öyle de denebilir, evet. Asena, senin etrafın çokça kocasına yaslanıp geçinen modern eşyalarla çevrili olduğu için Serra'nın çalışması sana biraz garip gelmiş olabilir. Ben böyle taşı sıkıp suyunu çıkaran başarılı kadınlara hayranımdır yavrum. Bravo sana, bravo. Babaanneciğim bu arada otelde sen bayıldığında Serra buldu seni.
O olmasaydı... E pes yani. Bravo hepinize. Bu şimdi mi söylenir yavrum? Ha? Demek hayatımı sana borçluyum güzel kız. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, olur mu öyle şey? Yaptığı iyilikleri anlatmayı sevmeyenlerden Serra. Ay bir anda kanatlanıp uçarmış melek misali. Ne gülerim. Serra aynı zamanda yurt dışından da bir sürü burs teklifi alıyor bu arada. Gidecek misin? Yani babacığım tabii ki sevgilisini bırakmak istemiyordur. Seninki de laf. Henüz karar vermedim. Annemi de arkamda bırakıp gitmek istemiyorum açıkçası.